Kanal D yeni bir dizi için kolları sıvadı. Son dönemler ismini sıkça duyduğumuz Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden gerçek yaşam hikayeleri bir diziye daha uyarlanıyor. Bu kez ise bir başka hikaye Camdaki Kız ismiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Camdaki Kız dizisinde kimler oynayacak? Ne zaman başlayacak? İşte bu sorular ve daha fazlasının cevabı. Ekranların en sevilen iki dizisi Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'na kardeş bir dizi geliyor. Yayınlandığı günlerde reyting şampiyonu olup rakip bırakmayan iki dizi de oldukça seviliyor. Her iki dizinin de psikolog Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerinden alıntılandığı biliniyor. Bu kez yine aynı ismin kitabından bir başka hikaye Camdaki Kız ismiyle diziye uyarlanıyor. Dizinin senaryo çalışmalarına yoğunluk verildiği duyurulmuştu. Ancak Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu ve genel bilgileri henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde daha net bilgilerin ortaya çıkacağı düşünülüyor. OGM Pictures'in yapımcılığını üstlendiği diziden Burcu Biricik'e teklif gittiği bir süre önce öğrenilmişti. Kısa bir süre önce Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine hayat veren ve acı vedasıyla akıllara kazınan Biricik'in bu teklifi kabul ettiği kulislerde konuşuldu. Bu arada dizinin erkek başrol oyuncusu için teklif giden isimse ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, TV100'deki yazısında bu ismin Uras Kaygıları olduğunu açıkladı. Kaygılarıoğlu, bilindiği gibi Sefil'in Kızı dizisinde Gediz karakterini oynuyordu. Ama birkaç hafta önce karakterin ölmesiyle diziden ayrılmıştı. Doğduğun Ev Kaderindir'in de ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan bu dizisi Mart sonunda yayınlanmaya başlayacak. Yazarın aynı isimli kitabında küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz. Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür. Sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir. Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikayesini anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğun aşk hikayesi. Bu yazıyor. Bu da bize Doğduğun Ev Kaderindir'i fazlasıyla hatırlatıyor. Bakalım asıl konusu nasıl olacak? Şimdiden herkese iyi seyirler.